Yani şimdi sarayda hiç muhafız yok mu? Hayır. Radomon hariç hepsi gitti. Sadece o mu kaldı? O tek başına sarayın güvenliğini sağlayamaz ki. Açık konuş. Açık konuşmam gerekirse kilerde tek başıma çıkaramayacağım pek çok şeyim var. Hanımefendi, bizim de işimize son verirse ne yaparız? Ben burayı asla terk etmeyeceğim. Umarım böyle bir şey hiç gerçekleşmez. Çünkü ben de hanımefendiyi ve bu sarayı asla terk edemem. Sanırım bizler de yakında buradan gideceğiz. Muhafızlar Mısır ordusuna katılır. Kainler Amon tapınağına gider. Biz nereye gidelim? Bizler bu sarayda büyüdük. Umarım böyle bir şey asla gerçekleşmez. Bir şey mi oldu efendim? Evet, hem de çok önemli bir şey. Memphis'te yapmam gereken işler var. Tebs'e gidip bu mektubu Akhenaton'a vermelisin. Emredersiniz efendim. Ne zaman yola çıkıyorsun? Bugün. Gemiyle gitmeyi düşünüyorum. Allah seni korusun. Sanırım ki Yüzersif'i senden dilemekle hata ediyorum. Ama senin bir suçun yok ki. Mahvoldum, yandım, bittim. Efendim, tanrılar adına yemin ederim ki benim bir kusurum yok. Hanımefendi Züleyha'ya ne diyeceğim? Beni mutlaka cezalandıracaktır. Ne oldu? Burada neler oluyor? Kileri yağmalamışlar efendim. Sabah sabah kilerin kapısını açtığımda bomboştu. Her şeyi götürmüşler. Ben ne yapacağım şimdi? Bu da ne demek oluyor Radamon?
Şimdiye kadar sarayımızda hırsızlık olmamıştı. Siz ne yapıyordunuz? Arz etmiştim efendim. Muhafızları göndermemeliydiniz. Ben bu büyüklükte bir sarayı koruyamam efendim. Dilerimi yağmaladılar. Kimin yaptığını bilsem onu kendi ellerimle boğardım. Mahvoldum. Ağlayıp sızlamayı bırak. Bu şekilde davranarak kesinlikle sorumluluklarından kurtulamayacaksın. Emredersiniz hanımefendi, emredersiniz. Acele et, neredeyse birazdan gelirler. Geldim. Geldim. Bu kaplarda yemek yemek ne zevkli olur ama. Gidelim. Bunu yapmamalıyız. Aksi halde cezalandırılırız. Lütfen bunu yerine koyalım. Yıllarca hizmetçilik yapmamın karşılığı bu. Hanımefendi iyice yaşlandı. Bundan sonra bunu ne yapacak? Hanımefendi, mücevher kutusunda bir eksiğiniz var mı? İnci gerdanlığım yok. Ben onu kimin aldığını biliyorum. Onları hemen durdurmam gerekiyor. Radamon, onları durdur. Nereye? O sakladığınız ne? Size bir ömür boyu sevgiyle bakmamın neticesi bu mu olacaktı? Sizi kırbaçlarla öldürmek gerek. Sizi aç susuz hapislerde çürütmek gerek. Sizler geri zekalı hizmetçilersiniz. Diz çökün. Belki hanımefendi sizleri affeder. Sizi bağışlaması için diz çökün. Özür dileriz hanımefendi. Bizi bağışlayın efendim. Bir daha olmayacak efendim. Bir daha olmayacak. Bizi bağışlayın efendim. Hata ettik efendim. Kesin ağlamaya artık. Yıkılın karşımdan. Gözüm görmesin sizi. İkisini de sarayımdan hemen kovun. Yerinizde olsaydım kendimi öldürürdüm. Gider kendimi Nil'e atardım. Sizi kırbaçlarla öldürmeden buradan hemen uzaklaşın. Defolun. Tanrılar sizi korusun hanımefendi. Tanrılar defolun. Sizi korusun. Tanrılar sizi korusun. Züleyha'nın hiç derdi yokmuş gibi her gün gökten bela taşları yağıyor. Dün kileri yağmaladılar ve bugün de mücevherlerimi çalıyorlar. Dayanacak gücüm yok. Kilerin yağmalandığı günden bu yana bu zavallıların durumu daha da kötüleşti. Yuzarsif'in emriyle bir çiftlikte çalışanların zamanla
o çiftliğe sahip olabileceklerini duydum. Öyle efendim. Silolara verdikleri buğday kadar Akhenaton'un topraklarına sahip olabiliyorlar. Benim gibi bir soylu Yuzarsif kadar cömert olamaz mı yani? Söyler misiniz bana? Sizler bugünden sonra özgürsünüz. Bütün keten, papirus ve buğday tarlalarını sizlere bağışlıyorum. Yaşasın hanımefendi Züleyha. Ne kadar cömert. Tanrı sizi korusun. Karnınızı doyuracak hiçbir şeyim yok. Bu tarlalarda çalışın, kendinizin ve ailenizin geçimini sağlayın. Hanımefendi, sizin bu cömertliğinizi asla unutmayacağız. Tanrı sizi korusun, Tanrı sizi korusun. Aşığın maşuğun rengine bürünmesi gerekmiyor mu? Eğer Yusuf kendini mahrumların hizmetkarı olarak kabul ediyorsa, Züleyha için bundan geri dursun. Eğer o kendisi için hiçbir şey istemiyorsa, Züleyha için istesin. Onlar sizin tek servetinizdi. Niçin onları bağışladınız? Çiftliği ne yapayım? Gerekirse bu sarayı da bağışlayacağım. O çiftlikleri ben idare edemem ki. O zavallıların da açlıktan ölmesine seyirci kalamam. Şu halde bırak da işlerini kendileri yapsınlar. Bize yetecek kadar var. Korkma, açlıktan ölmeyiz. Ne oldu? Niçin hepiniz burada toplandınız? Sizi bekliyorduk efendim. Hizmetçilerden biri elbisesinin altına gizlediği şeylerle hızla saraydan uzaklaştı. Ben peşinden gittim ama efendim yakalayamadım. Ne çaldığını görmediniz mi? Ben gördüm hanımefendi. Size ait birkaç elbise çalmıştı. Peki ya Radamon? Hatırladım. O diğer avluda benim yanımdaydı. Elbise benim neyime gerek? O elbiseler beni güzel gösterip Yuzarsif'i bana hayran bırakacakları zaman bunu yapmadılar. Şimdi onlara hiç ihtiyacım kalmadı. Kimin için giyinip kuşanacağım? Hanımefendi izin verirse ben de ayrılmak istiyorum. Nereye? Sarayda yapacağım bir iş kalmadı. Burada bir işe yaramıyorum. Ben bir askerim. Mısır ordusunun başka kentlerinde hizmetime devam edebilirim. Artık burada bulunmamam gerektiğini düşünüyorum efendim. Ama sana burada ihtiyacımız var. Ben buraya aidim. Her gün sizi görmeye geleceğim. Benim için artık fark etmez. Nasıl isterseniz.
Allah'ın peygamberine yakışan da budur. Bütün öngörülerinin gerçekleşeceğini biliyordum. Bu mektupta neler yazdığını biliyor musun? Evet efendim, biliyorum. 5 yıl önce bu salonda sizin huzurunuzda Yüzarsif Hazretleri kahinlerin buğday stoklamak suretiyle yenilgilerine zemin hazırlayacaklarını buyurmuşlardı efendim. Burada kahinlerin 5 yıl önce buğday stoklamaya başladıkları ve şu anda buğdaylarının çürümüş olması gerektiği yazıyor. Çok dikkatli olmak zorundayız Kral Hazretleri. Bu buğdayları gizlice imha etmelerine izin vermemeliyiz. Halk rahiplerin kendilerine ait buğdayları ne hale getirdiğinden haberdar olmalı. Buğdaylar çürümüşse halk bu ihanetten haberdar olmalı efendim. Öncelikle gizlice gözetleyelim. Ve buğdayları ne zaman imha edeceklerini görelim. Efendim, bütün ambarları gezdik. Bütün buğdaylar çürümüş. Tüketilmesi mümkün değil. Ambardaki memurlar uyuyor muydu? Niçin bize haber vermediler? Önleyebilirdik bunu. Bunlar tahıl ambarları. Yıllar önce onları mühürlemiştik. Kıtlıktan önce onları kullanmayacaktık. Tesadüfen bozulduklarını fark ettik. Ne yazık ki buğdayın 2 yıldan fazla dayanamayacağını bilmiyorduk. Bizim gördüğümüz buğdaylar 2-3 yıldır çürükmüş. Peki onlardan hiç mi yararlanamayız? Mümkün değil efendim. Bırakın insanları, onları hayvanlar bile yemez. Hepsini dökün. Halk bu buğdayları görmemeli. Devlet memurlarının da bundan haberdar olmamasına dikkat edin. Yüzarsif bu durumu öğrenirse hepimizi rezil rüsva eder. Gece tedbirinizi alarak hepsini Nil'e dökün. Niçin buğdayları Nil'e döküyorlar? Bunlar çıldırmış olmalı. Hemen hemen herkesin buğday topladığı bir dönemde bu da neyin nesi böyle? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.